Gözler Fırat'ın doğusunda. Mehmet Çiğneli tetikte. Operasyon için hazırlıklar yapılıyor. Suriye'de terör örgütlerine yönelik düzenlenecek 3. Harekat öncesi emekli Kor General Hasan Kundakçı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Aydınlık gazetesine değerlendirmelerde bulunan Kundakçı, Fırat'ın doğusuna harekatın şart olduğunu ifade etti. Fırat'ın doğusuna harekat yapılmakta geç kalındı. Fırat kalkanı ve zeytin dalı harekatıyla birlikte Fırat'ın doğusu da ele alınmalıydı. Ama Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi engellemeye çalıştı. Geç kalınmış olsa da yine de bu harekat yapılmak zorunda. Amerika bölgede terör devletçi kurmak istiyor. Kundakçı bu konuda da önemli uyarılarda bulundu. Türkiye terör koridorunu kesince Fırat'ın doğusunda yoğunlaştı. Bölgede kurulması planlanan terör devletçi hem Türkiye hem bölge devletleri için tehdittir. İleride Akdeniz'e ulaşacak bir koridor için yeni hamlelere geçecekleri de açıktır. Buna izin verilemez. Türk ordusu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonlarında büyük başarıya imza attı. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kundakçı aynı başarının yine gösterileceği görüşünde. Devlet aklı devrede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok başarılı bir harekat gerçekleştireceğine inanıyorum. Türk ordusu eskiye göre daha donanımlı. İHA'larımız, sihalarımız var. Üstelik Suriye bir Irak değil. Zor alan yok. Harekat için uygun bir doğa yapısı var. Atatürk'ün ordusu gereğini yapar. Suriye'de PKK'ya en büyük destek Amerika'dan. Ancak bu Mehmetçik için önemli değil. Amerika PKK'yı sürekli destekledi. Belini her kırdığımızda PKK ABD sayesinde ayağa kalktı. Her türlü desteği verdi. Türkiye'nin harekatına da engel olmaya çalışacaktır ama başarılı olamaz. Türk ordusunu engelleyemez. Mehmetçik zor günlerin askeridir. Siyasi otorite kararlı olursa Mehmetçik gözünü budaktan sakınmaz. Fırat operasyonunda önemli konulardan biri de Suriye yönetimiyle işbirliği Şamla temasın sağlanması lazım. Eğer zamanında Şamla temas kurulsaydı, Fırat'ın doğusu bu hale gelmezdi. Artık inadı bırakmak lazım. Şam yönetimiyle Esat da el sıkışılmalıdır. Bu konuda gecikme Türkiye'yi kaybettirir. Esat yönetimiyle el sıkışmada kazanan Türkiye olacaktır. Fırat'ın doğusuna yapacağımız harekat bölgenin teröristlerden temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Uluslararası hukuk açısından da Türkiye'yi rahatlatacaktır. Gideceğimiz yer Suriye toprağıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ediyorsak bunu yapmalıyız. Aynı şey Irak merkezi hükümeti için de geçerlidir.